Merhaba, el işi yapmayı ve üretmeyi sevenler. Bugün sizlere bu babet bebek patiğinin anlatımını yapacağım. Gördüğünüz gibi gayet modern, hoş ve şeker bir patik oldu. Bunlardan biz anne bebek kombini de yapıyoruz. Hediyelik olabiliyor, satılıkta nasıl düşünürseniz sayılarını vereceğim şimdi sizlere. Bunu yapmak için alize patiklik ipimiz ve 4 numara tığımız var gördüğünüz gibi. Ben 4 numara kullanıyorum. Daha kullanışlı, daha kolay oluyor örmesi. Şöyle ipimi alarak başlıyorum. 5 tane zincir çekerek başlıyorum. Ve halka oluşturuyorum. 2 zincir çekerek tepeye çıkıyorum. Halkamızın içine 12 tane dolgu yapıyoruz. Evet, 12 tane dolgu doldurdum. Başa geldim ve başına batıp birleştiriyorum. Halka oluyor. Tekrar 2 zincir çekerek bütün battığımız dolgulara ikişer defa batıyoruz. Patiğin burnunu oluşturmak için. Bir deliğe iki defa batıyoruz yani. Bütün battığımız dolguların üstüne ikişer defa batarak bu sırayı böyle tamamlıyoruz. İkinci sırayı bitirdim ben. Böyle bir yuvarlak oluştu. Şimdi üçüncü sıraya başlayacağım. Bunun için yine iki zincir çekiyorum. Bu arada üç kere de çıkarmıyoruz dolgularımızı. İki defa da çıkarıyoruz. Tığımızın başına dolayarak iki defa da çıkarıyoruz. Çok uzun olmasın diye açılma yapıyor çünkü giydiğimiz zaman. İki defa da çıkardığımız zaman daha açılma yapmıyor. Daha sıkı oluyor. İplerimiz de zaten yeterince dolgun. Şimdi üçüncü sıraya başlıyorum. Bu sefer bir çift bir tek şeklinde götüreceğiz sıramızı. Yani birine çift, diğerine tek batarak, bir çift bir tek batarak dolguların üzerine üçüncü sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, üçüncü sıramızı da bitirdim ben. Böyle bir yuvarlak oluştu. Şimdi artırmalarımız bitti. Yani ilk sırada 12 dolgu yaptık halkanın içine. İkinci sırada hepsine çift battık. Üçüncü sırada bir tek bir çift batarak bu şekle getirdik ve şimdi hiç artırma yapmadan dördüncü sırayı yapacağız ki burun yuvarlanıp burun oluşsun diye. Bu şekilde hepsine tek tek batarak hiç artırma yapmadan yuvarlanması için bu dördüncü sıramızı da bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hafif hafif yuvarlanmaya başladık kenarlardan. Şimdi bu bizim dördüncü sıramız oldu. Bu şekilde artık hiç arttırma yapmadan yukarı doğru çıkacağız. Yani toplamında 8 sıra olacak şu kısım. Şu burun kısmı gördüğünüz gibi 8 sırayı tamamlayacağız. Daha sonra ön ayırma işlemine geçeceğiz. Ben 8 sırayı yapıp geliyorum. Sonra göstereceğim size ön ayırma işlemini. Gördüğünüz gibi 8 sıra oldu. Şimdi burun kısmını yaptım. Burası alt kısmı. İpi içinden geçirip kesiyorum. Şöyle alt kısmından tığla ipi geçirerek buraya sabitliyorum ki sökülmesin diye. Evet. Şimdi tam orta tarafta kalacak bitirdiğimiz yer. Oradan 4 tane sayarak arkada kalacak, arka ortada. Şu önden 4 tane ayırarak başlayacağım. Başladım. 2 zincir çekerek buradan devam ediyorum. Ters yöne. İkili dolgular yaparak devam ediyorum. Ben bu şekilde devam ettim. 4 tane kalana kadar, diğer başladığımız yer burası. 4 tane dolgu kalana kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane kaldı burada. Tekrar 2 zincir çekerek bu yönden gelmiştik. Tekrar ters yönüne çevirip
Yani bu bıraktığımız dört yer ağız kısmı olacak. Dört tane dolgu kalan yer. Buradan tekrar devam ediyoruz. Döne döne buraya gelince de tekrar geri döneceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bobetin arka kısmını yapmak için. Ben böyle 11 sıra yaptım. Bir yaşa uyumlu patik. 11 sıra tam denk geliyor benim yaptığıma göre. Artık siz elinizin genişliğine, bolluğuna göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradan 11 sıra yapıyoruz. Tekrar arka eklemesini göstereceğim. 11 sırayı yapıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar, 11 sıramız bitti. İpi buradan koparacağım ben. Altına alacağım, ipi saklayacağım ve şu topuk kısmını yapmayı göstereceğim. Burayı bu şekilde eğer birleştirirsek sivri kalıyor. Biz o sivriliği istemiyoruz orada. Yuvarlak daha hoş durduğu için ortalayarak bu topuk kısmını yapmayı göstereceğim. İpimizi koparıp geliyorum. İpi bu şekilde içinden geçirerek sakladık kestiğimiz ipi. Ucunu da keselim. Evet. Şimdi ortalıyorum ve ikişer taneden dört tane ortalayarak şuradan başlıyorum topuğu yapmaya. Buraya ipimizi sabitliyoruz önce. Evet, sabitledim. İki zincir çekiyorum. Döndürerek ters kısmına iki yuvanın olduğu yere batıyorum. Dönüyorum tekrar. Buraya dört tane dolgu yapacağız. Burası topuğun yuvarlak dönmesi için yapılmış bir şey. 2 3 4 ve şimdi yine 2 1 2 yuvanın olduğu yere batıyorum. Bu dolguyu oraya yapıştırıyorum. 2 zincir çekerek tekrar 2 delik yukarıya kayıyorum ve döndürüyorum. Yine 4 tane dolgu yapacağız. Bu şekilde kenarlardan sabitleyerek ikişer zincir çekip üst sıraya geçerken atlayarak bu şekilde topuk kısmımızı yapıyoruz. 4. Evet, yine 2 tane buradan batarak dolamadan buraya sabitliyorum. Bir üst sıraya döneceğimiz zaman 2 zincir çekerek tekrar 2 delik üste batıyorum ve çeviriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi topuk kısmı yukarı kadar gelene kadar yapacağız. Yukarı kısma, bitiş kısmına 1-2 sıra kala biraz dolguları azaltabilirsiniz. 3-2 şeklinde topuk çıkmasın yerinden diye o şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi bitirip geliyorum. Bitti. Gördüğünüz gibi topuk kısmını da biraz azaltarak yaptım. Daha yuvarlak dursun diye böyle oldu. Şimdi kenarının sık iğnelerini geçeceğiz. Bunun için simli ip kullandım. Daha güzel dursun diye. İki katlı yaptım. Patik ipine uygun olsun kalınlığı diye. İpimizi arka kısımdan sabitleyerek gördüğünüz gibi başlıyorum. Her yuvaya birer defa batarak dolamadan sık iğne dediğimiz teknikle arka kısımdan başladım. Ön kısımdan dönerek tekrar arka tarafa geleceğim. Ve komple sık iğne geçmiş olacağım babetin etrafına. Bu şekilde yaparak bitirerek geliyorum. Bitti benimki. Bir sıra sık iğne geçtim gösterdiğim gibi. Bu şekilde. Şimdi fiyonga geçeceğiz. Fiyonk için 10 tane zincir çekeceğim. 10'lu dolguyla başlayacağım. 10 dedim ama 10 değil, yani 12 veya 13 tane zincir çekiyoruz. Çünkü kenar kısmı da var dolgunun. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 tane çektim ben. Hemen zincirin üzerine dönüp başlıyorum. 10 tane dolgu dolduracağız. İkili trabzan şeklinde. 10'lu dolgular şeklinde fiyongu bu şekilde yaparak 9 sıra yapacağım. 9 sıra yapıp bitireceğim. Sonra lacivert ipimizle ortasından büzerek bağlayacağız. Evet, şimdi fiyongumuz bitti. 9 sıra yaptık. Lacivert ipten kestim. Fiyongu bu şekilde şekil verip
ortasından lacivert ipimizi birkaç tur dolaştırarak bağlayacağız. Evet arkadaşlar, böyle oldu. Şimdi fiyongu dikeceğiz ama ben iğne almamışım yanıma, şöyle koyacağım. Gördüğünüz gibi çok şeker bir bebek babeti oldu. Bunun sayılarını arttırarak burun kısmını da daha fazla başlayarak büyüklere de yapabiliyoruz. Ayak numarasına göre burun kısmını ayağınıza sığacak şekilde ayarladığınızda her ayak numarasına göre yapabilirsiniz. Yani güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bebekli arkadaşlara hediye olarak da götürülebilir. Ben bu modelden çok yaptım ve Alize ip tercih ediyorum. Çünkü gerçekten hem dolgun, diğer markalar daha ince. Ben bunu seviyorum kalın olduğu için. Daha dolgun ve daha sağlam bence ipi. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden sağlam olduğu için